Herkese merhaba arkadaşlar, ben Erdi Özoğa. Donanım.com olarak bugün Samsung Türkiye'nin düzenlemiş olduğu ürün lansmanındayız. Ürünümüz çok merak edilen yeni akıllı saat Gear S3 olacak. Yanımızda da Samsung Türkiye'den ürün müdürü Emre Tezbaşaran var. Kendisiyle Gear S3 konuşacağız. Emre merhaba. Merhabalar. Şimdi yeni akıllı saati biz bayağıdır merakla bekliyoruz. İlk lansmanı Almanya'da yapılmıştı. Orada çektiğimiz videoyu zaten okuyucularımızla paylaştık. Detaylı bir video. Teknik özelliklerini merak edenler o video kapsamında zaten ürünün tüm bilgilerini elde edebilirler. Ama ben daha ziyade ülkemizi ilgilendiren kısmıyla ilgileniyorum. Nedir bunlar? İlk olarak en çok merak edilen konu tabii ki fiyat ve bulunabilirlik. Bundan başlayalım, daha sonrasında zaten laf lafı açar. Diğer merak edilen konulara da gireriz. Bildiğiniz üzere iki tip ürünümüz var. Gear S3 Classic ve Gear S3 Frontier olmak üzere. İki ürünün de fiyatını 1299 lira. Türk lirası tavsiye edilen perakendeci tüketici fiyatı olarak açıkladık. Şu anda tabii ki ürünü tüm zincir marketler, Samsung mağazaları ve tüm operatör mağazalarına aslında bulma şansına sahipsiniz. Ciddi anlamda bulunabilirliği yüksek bir ürün. Ve tabii ki 1299 TL, yani Gear S3'ün vermiş olduğu, önermiş olduğu tüm bu değerleri, çok farklılaşmış ekosisteme vesaire özelliklere dikkat aldığımız zaman, ülkemizdeki dolar kurunda dikkat aldığımız zaman, ciddi anlamda verdiği değerin karşılığını veren bir son tüketici fiyatı olduğunu düşünüyorum. Şimdi tabii fiyatın artısı, eksisi ya da yüksekliği ağzının takdirini ben okuyuculara bırakıyorum, ama benim burada sevindiğim nokta şu: ben saatin iki farklı versiyonunu da eş zamanlı olarak gördüğümde Frontier versiyonu sanki biraz daha pahalı olur gibi bir hissiyata kapılmışım. Çünkü yapısı olarak daha hacimli duran, daha kaslı duran, buna bağlı olarak belki fiyat politikasının farklılaşabileceği bir saat olarak düşünmüştüm, ama aynı fiyattan gelmesi güzel. Bu arada istersen çok kısaca iki saat arasındaki teknik özellikleri zaten 3 aşağı 5 yukarı biliyoruz, ama vizyon farkından bahsedelim. Samsung perspektifinden baktığımız zaman iki saat arasında mantalite olarak ne gibi farklar var? Aslına bakarsanız Gear S3 Classic ve Gear S3 Frontier tamamen ürünü kişiselleştirmek için farklı dizaynlara sahip iki ürün. Frontier ile Classic arasındaki aslında temel fark, Frontier biraz daha outdoor'a uygun ama buna rağmen dayanıklı ve oldukça şık bir ürün olarak ortaya çıktı. Ve Classic'in biraz daha gösterişli ve minimalist bir ürün olarak, daha klasik bir giyim tarzını seven insanlara uygun bir ürün olarak üretildiği gerçeği. Tabii ki iki ürün de çok farklı saat arayüzleri ve kayışlarla kişiselleştirilebilir ürünler haline gelebiliyorlar. Yani bir akıllı saat, bir analog saate kıyasla ciddi anlamda farklı tasarımlar sunan bir ürün tipi olarak ortaya çıkıyor. Bir tabii şeyin altını çizmek istiyorum ben. Bizim Gear S3'te en önem verdiğimiz konu dizayn. Ve bu dizaynı tüketicilerin talep ettiği seviyede, yani analog saat kullanan, saat meraklarının hoşlanacağı düzeye getirmek için biz İsviçre saat endüstrisindeki tecrübeli uzmanlardan biri olan Ivan Arpa ile bir işbirliği yaptık. Ve o yüksek kaliteli malzeme, yüksek işçilik ve tüketicinin analog saatte beklediği, aradığı her noktayı bize tecrübelerini paylaşarak bu kadar güzel bir dizayn tasarım yapmamızı olarak sağladı. Zaten aslında bakılırsa şöyle bir durum var. Gear S2 bir akıllı saatin nasıl olması konusunda bize fikirler veren bir tasarıma sahipti. Şimdi Gear S3 ailesi daha da olayı başka bir noktaya taşımış. Çünkü akıllı saatle ilgili yapılan araştırmalar ve bizim okuyuculardan anladığımız kadarıyla, ki kendi adıma da bunu söyleyebilirim, akıllı saat akıllı özelliklere sahip olmalı ama bir gadget, oyuncak gibi de görünmemeli. Çünkü en nihayetinde bir saat, bir aksesuar, insana uyum sağlayabilmeli ve yeri geldiği zaman pili bitmeden de bir saat kaç diye sorduğunda aman pilim bitmiş, saatim kaç diye durumlara sokmaması gerekiyor insanın. Şimdi şunu sormak istiyorum. Teknik özelliklerde çok fazla bahsetmeye gerek olmadığını düşünüyorum zaten saat bilindiği için, ama şu detay önemli. Bu saatin aslında bakılırsa bir LTE varyantı var, versiyonu var. Yani sim kart takılabilen ve kendisi doğrudan network'e bağlanabilen bir versiyonu var. Bu versiyon o saati tam bağımsız bir akıllı saat haline getiriyor. Çünkü olmayan versiyonu telefonla haberleşmesi gerekiyor saatin. O versiyonu Türkiye'ye getirme gibi planınız var mı? Bu aslına bakarsanız, senin de söylemiş olduğun gibi iki bir versiyon var. LTE ve Wi-Fi versiyonu, ama bu tabii ki ülkelerdeki şartlara göre biraz bizim Samsung'a politikamızı değiştirebiliyoruz. Nedeni de şu: Türkiye'de şu anda LTE versiyon embedded SIM teknolojisini kullanıyor, ama günümüzdeki operatör altyapılarında hali hazırda eSIM teknolojisini desteklemiyor. Dolayısıyla LTE versiyonu her ne kadar biz Samsung'a istesek de şu anda piyasaya Türk ülkesine sunma şansımız altyapı eksikliğinden ötürü yok. Bu tarafta tabii ki muhtemelen bir operatörümüzün belki konuya ilgi gösterip bir işbirliği çerçevesinde belki gelme durumu söz konusu olabilir. Şimdi biraz da aksesuar kısmından bahsetmek istiyorum. Sonucunda Gear S3 ailesi evrensel tasarım diline uygun. Dolayısıyla herhangi bir kayışı, saat kayışını takabiliyorsunuz, ama Samsung'un kendi geliştirmiş olduğu, kendi dizayn ettiği kayışlar da var. Özellikle Frontier versiyonundaki arkada da var zaten kırmızı kayış. Muazzam görünüyor. Onu söylemekte fayda var diye düşünüyorum. En azından kendi beğenim çerçevesinde.
kayışların tamamını getirecek misiniz tanıtılan kayışların? Çünkü belli bir kayış gamı da var ve bunların fiyatlandırması 3 aşağı 5 yukarı ne olacak? Tüm kayışları aslına bakarsanız şu anda getirmeye başladık. 9 farklı kayış çeşidimiz var. Burada tabii ki endüstri standartı olan 22 mm kayış kullanıyoruz. Senin de söylediğin gibi farklı saat kayışları elbette kullanılabilir. Bizim 9 tane kayış seçeneğimiz dışında da aslında farklı iş ortaklarıyla yapmış olduğumuz çalışmalar da var. Mesela ünlü sanatçı Arik Levin'in yapmış olduğu özel bir tasarım ve dizayn var. Ve bunu da Türkiye'de tüketicilerin beğenisine sunmayı planlıyoruz. Şu anda bizim kendi kayış seçeneklerimiz 129 lira ve 149 lira arasında değişen fiyatlara sahip olacak. Tabii Samsung'un akıllı saat politikası Samsung'un kendi ekosistemi içerisinde gelişen bir mantaliteyi baz alıyor. Üzerindeki yazılım Samsung'un kendi yazılımı, kendi işletim sistemi. Tizen tabanlı saat özel bir versiyon var. Dolayısıyla ekosistemde Samsung'un kontrolü çerçevesinde büyüyen ve gelişen bir ekosistem. Zaten buradaki toplantıda uygulama seviyesinin ne noktaya geldiğini görmüş olduk. Ama ben burada biraz daha yerel gelişimlerden bahsetmek istiyorum. Sonucunda başta bankacılık sektörü olmak üzere ülkemizdeki farklı endüstri kollarının IoT dediğimiz nesnenin internetiyle beraber bu tür akıllı teknolojilere de companion device dediğimiz insana yardımcı olabilen, insan asist edebilen teknolojilere karşı bir ilgisi var. Burada da güzel bir başarı örneği vardı aslında. Biraz uygulamaları konuşalım ama yerel bir bakış açısıyla konuşalım istiyorum. Tabii ki. Bahsettiğin gibi Samsung şu an tabii gerçi şeyin farkında. Geçmişte sadece bir tane cihaz, bir ana cihaz, bir akıllı telefon ya da bilgisayar üzerinden kurulan bir dünya vardı. Şu anda tüm nesnelerin birbirine entegre olduğu bir stratejimiz var ve bu Samsung olarak biz bunu liderlik eden firma olduğumuzu düşünüyorum. Biz buna Phone Plus sitesi diyoruz. Yani Gear VR'da bunun içinde, Gear S3'de bunun içinde, Gear 360 bunun içinde ve tüm bu cihazlar akıllı telefonunuzla beraber birlikte çalışarak son derece tüketiciye farklı bir deneyim yaşatıyor. Şimdi buradaki uygulama sayısına baktığımız zaman tabii nitelik ve nicelik olarak değerlendirmek lazım. Geçen sene Gear S2 lansmanı yaptığımız zaman 500 civarında olan uygulama sayısı günümüz itibariyle 10.000 sayısını geçmiş durumda. Tabii Türkiye özeline döndüğümüz zaman tüm globalde olan tüm uygulamalar Türkiye'de çalışmıyor. Bir takım çalışmayan uygulamalar var. Ama çok güzel yerel başarı örnekleri de var. Örnek olarak GoPro Shutter diye bir uygulama var. Bu uluslararası bir uygulama ve globalde tüm dünyada Gear S3 kullanıcıları tarafından ve Gear S2 kullanıcıları tarafından talep gören bir uygulama. GoPro Shutter Samsung Elektronik'in desteğiyle beraber Göksel ismindeki bir ürün geliştirici Türk yazılımcı tarafından yapılmış çok güzel bir aplikasyon. Yani Gear S3 GoPro Shutter'la beraber GoPro'nuzu uzaktan kumanda edip video çekebiliyorsunuz. Bu gerçekten güzel bir örnek. Umarız bu başarıların sayısı da her geçen gün katlanarak artar bir kartopu misalim. Yazılım demişken ben geçtiğimiz sene Amerika'daki CES fuarındayken Samsung yeni saatle beraber biz iOS ekosistemi içinde yani Apple ekosistemi içinde beta programını başlattığını duyurdu. Ama o günden bu yana genel kullanıma açılan herhangi bir adım olmadı. Çünkü ben farklı markaların cihazlarını kullanıp saat olarak tasarımını çok beğendiği için Gear S2 mevcut ürün gamında ve yeni çıkacak muhtemelen bu saat olan ilgili artacaktır. Kullanmak isteyenleri de biliyorum. O tarafta bir gelişme var mı? Yani bir tarih belirleyebiliyor musunuz? iOS tarafındaki beta çalışmalar bitecek ve isteyen bir iPhone kullanıcısı da bu saatte alıp telefonla beraber kullanabilecek. Yani şu an tabii bildiğimiz üzere Gear S2 itibariyle tüm Android 4.4 üzeri olan cihazlarla şu anda Gear S3 ve Gear S2 çalışıyor. Diğer işletim sistemleri ile ilgili tabii ki geçmişte yapılmış bir enosmus var, bunu ben de biliyorum, bir bildiri, bir duyuru var. Ama şu anda net bir tarihten bahsetmemiz biraz zor. Yani çünkü diğer işletim sistemlerinde bu biraz da şeyle alakalı. Yani bizim Samsung Gear Manager uygulaması var biliyorsun. Tabii ki Bluetooth ile bağlanıp bazı işlevleri, bazı fonksiyonları yerine getirmek mümkün ama tam randımanı almak için o uygulamanın o işletim sisteminin marketinde bulunabiliyor olması lazım. Bununla ilgili şu anda elimizde net bir bilgi yok. Biz de aslında şu anda bekliyoruz gelişmeyi. Tabii muhtemelen belki ticari olarak da Samsung çok önem verdi. Yeni saatin ilk etapta kendi ekosistemi ve benzer platformlarda tutmak isteyebilir. Bir gelişme olsa zaten yine bunu da bu ekranlardan duyurmuş oluruz. Son olarak şeyi sormak istiyorum. Tabii Gear S3 bugünlerde piyasaya çıkacak ama S2 de çok tutulan bir modeldi. Dolayısıyla onun akıbeti ne olacak? Hemen bir end of life edip yani ürünü sonlandırıp piyasadan çeker misiniz? Yoksa eş zamanlı olarak belli bir süre boyunca iki ürün de piyasada olur mu? Şunu aslında bahsetmek lazım. Çok güzel bir noktaya değindin. Gear S3 baktığımız zaman tasarım olarak biraz daha maskülen bir tasarıma sahip. Yani daha büyük bir ekranı var. Daha büyük bir kasası var. Tabii ki geçmişte Samsung yapmış olduğu araştırmalar biraz şunu gösteriyor. Erkekler, dünyada da böyle bu tabii. Türkiye ülkemizde de benzer bir eğilim var. Erkekler aslında kadınlara kıyasla aksesuar bakımında ciddi anlamda zayıflar. Yani kadınların birçok giyim aksesuarı varken erkekler sadece saat
sabitli bir moda aksesuarı olarak kullanabiliyorlar. Tabii kişiye göre değişir. Bileklik takan da var. Tabii var ama ağırlıklı çok majör bir şekilde saatin insanların hayatında yer aldığını görüyoruz. Bu sebepten ötürü biraz daha maskülen bir tasarım tercih edildi Gears 3'te. Tabii ki ama Gears 3 elbette bayan tüketicilere de hitap edebilir ama biz Gears 2 biliyorsun iki tane modeli vardı. Gears 2 Klasik ve Gears 2 Spor olmak üzere. Gears 2 Klasik'i end of life ettik. Şu an piyasada belli bir sınırlı bir stok var ama yakın zamanda bitecektir. Ama Gears 2 Spor'u eş zamanlı olarak Gears 3'le beraber satmaya devam edeceğiz. Bayan tüketicilere hitap etmesi için. Çünkü fiyatını da bu arada aşağı çektik. Tavsiye edilen son tüketici fiyatımız 699 lira Gears 2 Spor versiyonu için. Peki burada hemen şunu sorayım. Şimdi gerek Gears 2'de gerekse de S3'e klasik versiyon. Hani istediğiniz an alıp bir damatlıkla bir takım elbiseyle giyebileceğiniz saatler. Ama şimdi tabii kadınlarımız da son dönemde bu kişiye göre değişebilir. Algıda seçiciliktir. Belki benim gözlemim budur ama büyük saat takma eğilimi de giderek artıyor. Onlar da erkek saatleri takma eğilimi. Ama hani olur da yarın öbür gün bir tuvaletiyle, bir gece kıyafetiyle takmak isteyenler için ileride bazı firmalarda var çünkü o tür çözümler. Daha böyle hani Türkçe ifadesiyle modaya uygun, daha böyle o kıyafetlere uygun, o anlayış ya da o atmosfere uygun bir model görür müsün? Sende bir roadmap bilgisi de vardır. Yani burada bizim okuyuculara ufak bir bilgi verelim. Nedir? Orada bir gelişim olur mu sence? Ya bu aslında benim de kendi kendime düşündüğüm zaman olması gerektiğini düşündüğüm bir şey. Ama roadmap'te çok net bir şekilde şu anda böyle bir gelişme yok. Ama tabii ki tüketici eğilimlerine göre Samsung ürün üretmeye devam ediyor. Tabii şunu söylemek lazım. Yani Gears 3 Klasik büyük kadrolu olsa da farklı kayıt seçeneği ve farklı arayüzlerle aslında bir bayanın da bir gece kıyafeti vesaire de doğru kombinasyonu yakalarsa kullanabileceği bir ürün. Ama yani soruda net cevap vermek gerekirse benim bilgim dahilinde böyle bir ürün şu an tasarımda yok. Yani ben bir düğün ortamında kırmızı bir kıyafet giymiş bayanın kolunu çok canlandıramadım ama tabii ki bu tercih meselesi. Kişiden kişiye göre. Kıyafete göre değişir diye tahmin ediyorum. Aynen ben. Kişiden kişiye göre değişir. Emre çok teşekkür ederim. Gerçekten vakit ayırdın. Hasta kıymetli bilgiler verdin. Ağzına sağlık. Ben çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Evet arkadaşlar bu videoda Samsung Türkiye'nin düzenlediği yeni nesil akıllı saatin lansmanından seslendik. Bir sonraki videoda görüşene kadar şimdilik hoşçakalın.